Arkadaşlar bugün Noob vs Pro tren evi yapı kapışması oynuyoruz. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi tünellerimiz var arkadaşlar. Burada da Noob ailemiz ve Pro ailemiz var. Yalnız arkadaşlar güneş şu anda tam tepemizde. Güneş batmadan treni bitirmemiz gerekecek. Güneş battıktan sonra arkadaşlar zombiler gelecek ve biz de hemen trenimizle kaçacağız arkadaşlar ve hayatta kalacağız. Ahmet, Adem, kendinize güveniyor musunuz bakalım? Ben kendime çok iyi güveniyorum. Ben kendime güvenmiyorum. Evet, bu videoda siz bir takımsınız. Hadi yallah bakalım, yallah. Evet arkadaşlar, Adem ve Ahmet tren yapımına başladı. Şimdi biz de hemen başlangıcımızı yapacağız. Ha, bu arada görüyorum ki hala abone olmamışsın. Videoyu izliyorsun, izliyorsun, eğleniyorsun. Görünüşe göre videoyu like da atmamışsın. Hadi hemen 5'ten geriye doğru sayıyorum. Şimdi like atmanın ve abone olmanın tam vakti. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. O zaman videomuza geçelim. Şimdi tren istasyonumuzu alıyoruz arkadaşlar. Trenimizin başı arkadaşlar burası olacak. İstasyonda biraz şuraya çektik görmüş olduğunuz gibi. Ve evet, trenimizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Şöyle Pro Tren diye isim de verelim ve tamamdır. Şimdi buraya sağ tık yaptığımızda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ilk lokomotifimiz geldi. Şimdi burası arkadaşlar trenimizin güç veren kısmı olacak. Şöyle hemen güçlü bloklarımızdan da alalım arkadaşlar. Demir blok aldık. Burada da Netherite bloğumuz var. Oğlum bu ne hız böyle arkadaşlar. Adamlar tahtadan yapıyor. Adem, Ahmet, siz niye tahtadan yapıyorsunuz oğlum treninizi? Emirhan, en güvende blok tahta olduğu için ve maliyet de çok ucuz olduğu için tahtadan yapıyoruz. Bakın arkadaşlar şu cimriliğe bakın ya. Gün sonunda görüşeceğiz ama siz yalvara yalvara benim trenime geleceksiniz. Bak demedi demeyin. Ya hadi yo, lan oradan. Nereden biliyorsun? Nereden trenimiz var, yani senin trenine mi geleceksin? Allah Allah. Yani. Tamam tamam, göreceğiz bakalım. Şimdi bu baş kısmını arkadaşlar çok sağlam yapmamız gerekecek. Çünkü önümüze falan bir engel çıkarsa trenimiz sağlam olduğu için rahatlıkla engelleri aşabileceğiz arkadaşlar. Ya üstünden geçeriz ya kırarız. Vallahi canımız nasıl isterse. Buraya da cam koyuyorum arkadaşlar. Önümüzü daha rahat görebilelim. Ve buralarda Netherite blok yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir şerit halinde Netherite bloklar ekleyelim ki baş kısmımız bayağı bir sağlam olsun. Tamamdır arkadaşlar. Trenimizin baş kısmı hazır görmüş olduğunuz gibi. Şuradan hemen birazcık daha şerit eklemek istiyorum. Hop, şöyle Netherite bloklarımızı ekledik. Buraları da böyle kapattık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi önümüz çok rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi buradan arkadaşlar diğer vagonumuza geçebiliriz artık. Tamam, burayı da bu şekilde hemen hazırlayalım. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi buraya hemen kapımızı ekliyoruz. Hemen buraya da bir kapı ekleyelim. Bizim trenimiz bayağı bir güvenlikli olacak arkadaşlar. Baksanıza, Adem ve Ahmet tahtadan yapıyor. Vallahi nane yiyecekler haberleri yok ya. Tamam, şimdi buralara da arkadaşlar güçlendirilmiş camlardan ekliyoruz. Bu camların kırılması bence imkansız gibi bir şey. Şimdi buraya da arkadaşlar kontrolcü yeri yapacağız. Trenimizin hızını bu kollardan ayarlayacağız arkadaşlar. Buraya da hemen birkaç tane kömür attık görmüş olduğunuz gibi. Tamamdır, burası da hazır arkadaşlar. Şimdi buradan artık çıkabiliriz. Şöyle diğer vagon geçelim bakalım. Yalnız ondan önce arkadaşlar ben buraları da şöyle sağlamlaştırmak istiyorum. Vagonumuzun baş kısmı ne kadar sağlam olursa trenimiz de o kadar sağlam olacaktır. Vay, Adem hızına yetişilmiyor. Aynen, bitti tren. Şimdi içerideki koltukları koyacağım. Ondan vay sonra bitecek. Vay. Şöyle güneş nerede? Allah! Bu güneş ne lan? Hayır arkadaşlar, gün batmak üzere ve bizim trenimiz daha hazır bile değil. Tamam, anlaşılan biraz acele etmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi buraya da arkadaşlar bir sandık odası ekleyeceğiz. Şöyle hemen dış çerçevelerini arkadaşlar yine Netherite bloktan yapmak istiyorum. Çünkü Netherite blok bayağı bir sağlam. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi trenimizin yüksekliği Adem ve Ahmet'in trenine yüksekliğine göre daha yüksek. Böylelikle zombiler yüksekten tırmanamayacaklar. Böylece kalacaklar. Ama zombiler arkadaşlar buradan çok kolay tırmanacaklar. Adem ve Ahmet'in haberi yok ya. Burayı da Netherite blok yaptığımızda da arkadaşlar tamamdır. Trenimizin ikinci vagonda hazır arkadaşlar. Şimdi buraya da hemen camlarımızdan ekliyoruz görmüş olduğunuz gibi. Şöyle birazcık camlarımızdan azaltmamız lazım arkadaşlar. Güvenlik açısından camları ne kadar azaltırsak o kadar güzel. Ve buraya da sandıklarımızı koyabiliriz artık. Tamamdır. Şimdi buraya arkadaşlar full büyülü altın elma ekliyoruz. Tamamdır. Bu sandığı hallettik. Buraya da arkadaşlar normal altın elmadan ekliyoruz görmüş olduğunuz gibi. Tamamdır. Burası da hazır. Burada da arkadaşlar gerekli hayatta kalmamıza yarayacak malzemeler var. Bu araç gereçler bizim için bayağı önemli olacak. Tamamdır. Şimdi bu sandığa da arkadaşlar çok özel kılıçlardan koyacağız. Bu elimde kılıç arkadaşlar aşırı
aşırı güçlü bir kılıç. Bakın hatta bu domuzcuk üzerinde bir deney yapmak istiyorum. Böyle vurduğumuz zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi vurduğumuz canlı yükseliyor yükseliyor ve en sonunda düşüp yer çekimi hasarından ölüyor. Yani bayağı güzel bir kılıç. O yüzden burayı şöyle kılıçlardan donattık arkadaşlar. Buraya da şöyle arkadaşlar elektrikli yaylardan ekledik. Ve buralara da arkadaşlar bir sürü spektral ok ekledik görmüş olduğunuz gibi. Buraya da arkadaşlar bir sürü biftek ekledik. Ne olur ne olmaz. Çünkü sürekli bu altın elmaları kullanamayız. Savaşacağımız zaman kullanacağız. Ve sandık odamız da hazır. Buraya da arkadaşlar şöyle bir güvenlik kamerası eklemek istiyorum. Ne olur ne olmaz. Burayı kontrol edelim. Hemen buradaki vagonumuzu da ekledik görmüş olduğunuz gibi. Tamamdır. Ve bu vagonumuz da bitti arkadaşlar. Abi trenimiz harika oluyor ya. Çok güvenlikli oluyor be. Şuraya da hemen kapımızdan ekledik. Ve diğer vagonumuzu buraya yapmaya başlayabiliriz. Hayırdır Ahmet, hayrola? Zombiler gelse şöyle lastikleri yese bitecek. Oğlum bu demir lastik, hatta lastik değil bu oğlum, demir bir daire gibi bir şey yani. Bunu nasıl yiyebilir ki oğlum? Şimdi bu buraya nasıl çıkacak bak, değer mi değmiyor. Ya ben ayarladım, sen git trenine rahatına bak ya. Çok kötü ya, bu ne asansör gibi. Göreceğiz bakalım, göreceğiz. Demedi demeyin arkadaşlar, videonun sonunda bu iğrenç trene bir şey olacak yani illaki. Ve bize muhtaç olacaklar maalesef. O zaman düşünürüz artık yardım edip etmeyeceğimizi. Malzeme kalitemizden asla ödün vermiyoruz arkadaşlar. Çok korunaklı olması lazım. Çünkü aşırı derecede bir zombi olacak. Zombi istilası olacak. Ama bizim tren çok güvenlikli olduğu için keyfimize bakacağız. Tamam, şimdi arkadaşlar bu odada da oturma odamız olacak. Hepimiz buraya oturacağız. Şöyle hemen oturaçlarımızı da koyalım buraya. Yalnız bu vagonu bir tık daha uzatırsak çok daha güzel olacak. Evet, bu odayı arkadaşlar tamamen netherite bloktan yapacağım. Çünkü burada oturacağımız için genel olarak burada yaşayacağız. O yüzden bu oda bayağı bir önemli olacak. Tamam, buraya da kapımızı ekledik arkadaşlar. Şuraya hemen oturaçlarımızı da ekledik. Gayet güzel oldu. Acaba bu vagona nasıl bir oda ekleyebiliriz arkadaşlar? Aa, buldum. Tabii ki de yatacağımız oda. Yatak odasız ev mi olur? Tabii ki de olmaz. Bizim tren efsane oluyor arkadaşlar ya. Çok güzel olacak gerçekten son hali. Aşırı sabırsızlanıyorum ya. Acaba nasıl olacak? Umarım zombi salgınından başarılı bir şekilde hayatta kalabiliriz. Ben kalacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü aşırı güvenli oldu trenimiz ya. Camlarına kadar en güvenlikli malzemeden tercih ettim. Ne oluyor lan? Hop hop hop, ne yapıyorsunuz lan siz trenime? Lan atım ya, atı evcilleştirmeye çalışıyor. Ya çekil ya. Alın lan atınızı buradan. Ya gel lan, kayış nerede lan, kayış ya buraya. Tamam, şimdi arkadaşlar buraya da yataklarımızı ekliyoruz. Tamam, buraya da arkadaşlar bu şekilde yatak ekledik. Bu 3 yatak aile bireylerinin yatağı olacak. Bir tanesi de benim yatağım olur. Tamam. Şuraya da fenerlerimizi ekleyelim arkadaşlar. Çünkü gece olunca hiçbir şey gözükmeyecek. O yüzden fenerler çok önemli. Yalnız arkadaşlar vagonlar arası geçiş yaparken kafamız bu üste çarpıyor. O yüzden burayı da arkadaşlar bu şekilde ayarladım görmüş olduğunuz gibi. Tamam. Şimdi kapımızı buradan açıyoruz ve buraya gelip atlayabiliyoruz. Şimdi aynısını buraya da yapmamız lazım arkadaşlar. Ve tamamdır. Şimdi bu son vagonu da arkadaşlar böyle balkon temalı bir vagon yapmak istiyorum. Oğlum Ahmet ne yaptın? Katliam yaptın ya. Ya oğlum atıma baksana ne kadar hızlı. Bak bak. Bakıyorum. Oha. Çok hızlı. Bayağı hızlı. Çok iyi. Ben bu kaçış planı olarak kullanırım. Tamamdır arkadaşlar. Burası da hazır. Şimdi şuraya da arkadaşlar tabii ki de lokomotiflerimizi ekleyeceğiz. Buraya da bir tane ekledik miydi? Tamamdır. Buradan bu arada arkadaşlar bu tepeye de çıkabiliyoruz. Olası bir felakette hemen buraya da çıkabiliriz yani rahatlıkla. Hatta arkadaşlar oturma odasına ben yukarıya doğru çıkan bir merdiven eklemek istiyorum. Şöyle metal arkadaşlar korunaklı camlı tuzak kapısından ekledik. Bu kapıyı acil durumlarda kullanacağız arkadaşlar ve sadece iç taraftan açılıp kapanabiliyor. O yüzden açacağız. Burada işimizi görüp tekrardan içeri girip bu kapıyı tekrardan kapatacağız. Vallahi burası daha harika oldu bence. Şimdi buraları da arkadaşlar bu şekilde değiştiriyoruz. Tamamdır. Bu vagonu da hemen değiştirelim. Buraya da şöyle merdiven ekledik. Buraya da ekledik. Kapıyı da değiştirdik. Harika ilerliyoruz ya. Buraya da şöyle bir güvenlik kamerası ekledik arkadaşlar. Tamamdır. Çok iyiyiz. Tamam, buraya da bir güvenlik kamerası ekledik. Tamam, buraya eklememize gerek yok zaten. Bir Adem ve Ahmet'in trenine bakın arkadaşlar. Bir de bizim güvenlikli trenimize bakın ya. Buradaki erzak odasına da arkadaşlar birkaç tane zırh eklemek istiyorum. Şöyle en kaliteli netherite setlerimizden ekliyoruz arkadaşlar buralara. Buraya da ekleyelim. Tamamdır. Setlerimizi de ekledik arkadaşlar. Şimdi trenimizde ne eksik ne eksik diye düşünüyorum. Ama bence hiçbir şey eksik değil artık. Bayağı güvenlikli oldu bence arkadaşlar. Yalnız ondan önce arkadaşlar trenimizin tüm bloklarını birleştirmemiz gerekecek. Onu da süper yapıştırıcı sayesinde gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Çünkü trenimizi birleştiremezsek tüm her şey havaya doğru uçacaktır. Ve bu da trenimizin tüm güvenliliğini bozacaktır maalesef. Tamam, buralar
buraları da birleştirdik. Son vagonumuzu da yapıştırdık arkadaşlar. Son olarak lokomotiflerimizi de yapıştırıyoruz. Ve burayı da kırarsak tamamdır. Yapıştırma işlemi de tamamlandı arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi yeşil bir çizgi var vagonlarımızın etrafında. Bu iyi anlama geliyor yani. Her şey sorunsuz da. Ahmet ne yapıyorsun oğlum sen ata? Atı sallandırıyorum lan. Ya şu olaya bakın. Ata işkence çektiriyorsun oğlum. Sallandırmıyorsun şu anda. Sallandırıyorum. O çok eğleniyor. Neyse şimdi arkadaşlar son olarak trenimizi faaliyete geçirteceğiz. Onu da bu şekilde tıklayarak yaptık. Şöyle trenimize de isim verelim arkadaşlar. Emirhan CTN Pro treni dedik ve tamamdır. Şimdi trenimizin arkadaşlar giriş çıkışlarını şuradaki kısımdan gerçekleştireceğiz. Buraya bir merdiven koyduk ama çıkamıyoruz görmüş olduğunuz gibi. O yüzden buraya bir demir blok ekledik arkadaşlar ve buraya da merdiven ekleyeceğiz. Şuralarda hemen yapıştıralım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi buraya yine aynı şekilde arkadaşlar metal güçlendirilmiş camlı tuzak kapısı ekledik ve buradan giriş çıkışları kontrol edebileceğiz. Tamam, buradan bu şekilde rahatlıkla çıkabiliyoruz arkadaşlar. Burası da bayağı güzel oldu. Ya zombiler bence bu kadarını akıl edemezler. Aha, gün batımı olmak üzere arkadaşlar. Merak etmeyin Pro ile gece olunca var ya çok korunaklı olacaksınız. Hayatta kalacaksınız. Buradaki tüm kapıları da arkadaşlar kapatabiliriz. Burayı kapattık. Burayı da kapatalım. Burayı da kapattık. Burası zaten kapalı. Burayı da bu şekilde kapatalım. Görmüş olduğunuz gibi tüm vagonlarımızı da birbirine bağladık arkadaşlar. Her yer şu anda birbirine bağlı. Ademcan ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun Emine? Ben iyiyim de sen sanki trenini bağlamayı unutmuşsun gibi. Aa bir saniye hemen bağlıyorum. Ya kim bilir daha ne gibi hatalar var arkadaşlar ya. Neyse. Trenimiz bitti arkadaşlar sonunda. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi pro trenimiz var ve burada da noob trenimiz var. Sensin lan noob. Devir tasarruf değeri oğlum. Baksana ne güzel tasarruf yapmışım. Sen yaptın mı lan? Devir tasarruf devri de bizim de hayatta kalmayı çalıştığımız bir zombi sürüsü var hatırlatmak gerekirse. Ben proyum bak setime ölmem. Bir de deri set giymiş ya arkadaşlar. Adamlar zırhtan da tasarruf yapmış. Sen ne yaptın benim vagonuma? Hiç yapmadım ya. Çıkmaya çalıştım gibi. Belki zombiler tırmanabilir diye. Yok buradan tırmanılmıyor kardeşim. Zaten birazdan gece olunca göreceğiz kim hayatta kalıyor. Pro aile arkadaşlar siz de yavaştan vagona girin bakalım. Keyfinize bakın, arkanıza yaslanın. Gece olmaya başladı İmran. Aha gecemiz başlıyor. Hızlı biraz acele. Oha gece oldu arkadaşlar, zombiler gelmeye başladı. Ahmet'in orada ne işi var? Adem içeri al, yiyecek beni bunlar. Adem içeri al beni. Bekle. Al beni içeri. Fırına kömür atıyorum. Atayım. Lan ne fırını çıkacak başlamla yiyecek beni Adem. Ya kötü bir şey olmaz. Sen de abarttın be Ahmet. Ya ne abarttın? Gel sen bana lan. Al lan. Tutuyor bacağımdan. Valla git. Zombiler bizi görmüyor bile. Hadi bakalım sürmeye başlıyorlar arkadaşlar. Hadi bakalım nasıl gidecek? Oha gidiyor. Ne oldu? Lan. Durdu. Lan ne oluyor lan? Lan geriye gidiyor. Ne oluyor oğlum? Aha gidiyorlar. Oha gidiyor. Aa durdu. Allah. Vallahi durdu. Gitmiyor bu Ahmet. Beyler Adem, ne oldu? Adem niye durdu bak? Beni sinirlendirme oğlum. Sen yapmamış mıydın işte lan? Kömürü Adem. Ben şeyden almıştım ya. Nereden aldın? Tahmin edeyim en ucuz kömürcüden gittiniz aldınız değil mi lan? Evet. Oo, bizim orada da arkadaşlar zombiler biri. Lan geri gidiyorlar. Neyse. Bizim ailemiz sapasağlam burada. Efendim yavaştan kalkışımıza geçiyoruz. Şimdi şuradan arkadaşlar geçelim. Bizi de al. Sizi de mi alayım? Evet lütfen. Yoksa biz burada yani zombi yemiyoruz. Of ya tamam ya. Başımın belaları ya. Tamam geliyorum. Şimdi buradan arkadaşlar gerekli malzemelerimizi alıyoruz. Gıda falan. Hop şuradan da zırhımızı alıyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Ve buradan en sağlam kılıçlarımızdan da alalım. Şöyle yayımızdan da alalım. Oklarımızı da arkadaşlar şuraya koyalım. Tamamdır. Şimdi buradan da arkadaşlar kendimize kazma ve balta da alalım ne olur ne olmaz. Küreye ihtiyacımız yok bence. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gelin lan zombiler. Abi, uçun Emran, lan. Emran, uçun Emran. Oğlum niye koşuyorsun? Devreye sokamıyorum. Abo. Dur. Alın lan şunu. Atladım ben de. Emran ben de tahta kılıçla vuracağım. Tahta kılıçla vuruyorum. Dikkat. Buradan gelin çabuk gelin. Nasıl ya gideceğiz? Oğlum aile nerede? Dur. Ben yardım edeceğim size. Bir saniye siz trende bekleyin. Aman diyeyim bir yere gitmeyin. Ben dikkat düştüm aşağı. Uçun lan zombiler. Baksanıza arkadaşlar zombi yağmuru. Emran sana yardıma geliyorum. Oğlum gelme sen neyine yardım ediyorsun? Tahta kılıcım var lan. Ölüyorum. Uçun lan zombiler.
Uçun lan. Alın size, al bunu. Baksanıza Ahmet be, gitsene manyak. İşte budur arkadaşlar, tüm zombilere yağmur yağdırtıyorum ya. Zombi yağmuru diye ben buna derim işte. Ahmet, savunma sistemini açtım. Emirhan, yağmur yağıyor Emirhan. Zombi yağmuru oluyor be. Oh tamam. Birinci dalgayı atlattık sanırım. Çabuk çabuk çabuk, aileyi de alın, bu treni geçin. Beyler çabuk, ikinci dalga gelmeden hemen trenlere tamam, binin. Tamam. Gel 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 bak buradan. Oğlum Ahmet, sen nasıl biliyorsun yolu? Allah, yere düştüm. Ya noob herif ya. Gir gir gir, kapattım kapıları. Tamam. Bak buradan direkt koşarak geçseniz oğlum. Tamam. Ailem. Aha, ailemiz de gelmiş. Merak etmeyin, burada güvendeyseniz noob ailesi. İmran. Efendim. Ben buradan bir yay ve yok aldım ama kızmazsın değil mi? Neyse, sorun yok sorun yok. Neyse. Ben aldım bile. Artık yavaştan kalkışı yapmamız lazım. Zombiler çoğalacak çünkü. Allah, bu zombi sesi ne? Hadi hadi hadi. İmran hızlı ol İmran. Öleceğiz. Oğlum bu zombiler ne? Bir dakika. Yuh. Alttaki zombilere bakın arkadaşlar. Oha. Bu tren fazla dayan. Harbiden. Haydi bakalım beyler, yerlerinize oturun, kemerlerinizi bağlayın. Vallahi gidiyoruz. Aha da trenimiz yolculuğa çıktı. Zombileri eze eze gidiyoruz arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Tünele sığmıyor İmran. Lan işte, sen nasıl yapmışsın be. Lan tam ayarında. İşte bu. Bas gaza. Tamam şöyle ağaçları direkt geçiyoruz ya. Abo, buradan da ilerliyoruz. Çok iyiyiz be, çok iyi. Adem sen bir sürsene, ben bir arka taraf kontrol edeyim. Aileler ne durumda? Tamam, şöyle arkadaşlar hemen diğer vagona geçelim. Herkes iyi mi bakalım? Tamam. Noob ailesi burada, pro ailesi de burada. İşte budur be. Oğlum çocuğum otursana şuraya, bak yamulmuşsun zaten. Aha, istasyonumuza vardık arkadaşlar. Burada çok güvendeyiz be. İmran geldi istasyona. Güzel güzel, ben de diğer odaları bir kontrol edeceğim. Tamam, bu oda da yerinde ve bu oda da güzel. Sonunda güvendeyiz be. Oh be, vallahi sonunda güvene ulaştık. Hadi yine iyisiniz ha, benim sayemde kurtuldunuz bak. Allah razı olsun be İmran. Bence senin sayende değil ya, biz normalde de kurtulurduk. Yani ya. Siz ne kadar nankörsünüz. Körsünüz lan. Al bakalım bundan kurtulabilecek mi? Gel lan buraya. Al. Allah. Bay baba. Ok çekiyor bana. Al lan. Al. Bak bakayım bundan kurtulabildiniz mi? Neyse, en azından ailelerimiz sağlam arkadaşlar. Trenimiz de sapa sağlam istasyonumuza kadar geldi. Lan Adem, Ahmet, siz nasıl geldiniz oğlum buraya? Biz buraya yatağa yattık oğlum, geldi ya. Neyse ya, doğru söylüyorsun. Sen olmasan ölmüş. Aynen sonunda. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Bu tarz videoların devamı için hemen like atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca bu videoda en sevdiğiniz sahne neresiydi, onu da yorumlara belirtebilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ceren'imo. Lan. Sağ ve soldan çıkan videoları tıklayarak onları da izlemeye gidebilirsin.